Olimpist. 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 Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Hazırlıklarımızı yaptık. Tabii yine bugün sizlere farklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyorum. Efendim güzel bir köfte hazırlayacağız. Hemen köftemizin efendim şöyle bir bardak bulgur bırakıyoruz. Ve o kadar da efendim içerisine soğuk su bıraktıktan sonra şöyle beklemede kalıyor. Bunlar daha sonra işlerken, hazırlarken, nerede neyi yaparken o zaman ekrana getireceğiz sevgili izleyenlerim. Köftemizi hazırlayacağız tabii ki sevgili izleyenlerim. Köftemizi burada bir bardak bulgurumuz vardı. O bir bardak bulgurun içerisine bir bardak da soğuk su ilave ederek buradaki malzememizin kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Kıvama geldikten sonra bunun içerisine yine sıvı olarak bir adet yumurta ilave ediyoruz. Şöyle bir adet yumurtadan sonra biraz tuz, karabiber ilave edeceğiz yeteri kadar. Ve bunların hepsini harmanlayacağız. Harmanladıktan sonra efendime söyleyeyim maydanozunu kıyacağız. Maydanozunu ilave edeceğiz. Evet, karabiberimiz. Karabiberim nasıl edelim? Nereye giderim? Evet. Şunları da ilave ettikten sonra efendim isterseniz pul biber, acı biber de ilave edebilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlı. Zaten çok özel bir sosu vardır bunun. Sosla beraber pişeceği için buradaki bulgurların renklerini görmeyebilirsiniz. Maydanozlarımız burada. Onları da kıyıp ilave edeceğim. Şöyle elimi bulaştırmadan işleri yapmaya çalışıyorum sevgili izleyenlerim. Evet şöyle birazcık daha pul biberi ekleyelim. Bulgurumuz burada. Bir bardak bulgur vardı. Tuzumuz şöyle kalsın. Efendim onun içerisine 400 gram, bakın bir su bardağı bulgur vardı. Onun içerisine bir su bardağı su ekledim. Bekledikten sonra yeteri kadar tuz, karabiber, efendime söyleyeyim bir de pul biber ilave ettim. Bir adet de yumurta ilave ettikten sonra bütün malzeme, şimdi bunu yoğuracağım burada. Böyle yaptığıma bakmayın. Bunları yoğuracağım. Tam bir kıvama gelecek sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra da bunları tabii ki güzel güzel hazırladıktan sonra tencerede buluşturacağız. Tavada buluşturacağız. Durum böyle. Şöyle yoğuracağım bunu hemen ilk etapta. Daha maydanozu var. Şunu alalım. Soğanı sosun içerisine bırakacağız. Bir tane tahta alıp ve geliyorum. Tahtamızla beraber efendim şöyle içerisine ilave edeceğimiz maydanozumuz var. Şuradan evet birkaç dal maydanoz alıyoruz. Şöyle maydanozları çok minnacık minnacık kıydıktan sonra ısıya dayanıklı bir malzemedir sevgili izleyenlerim. Maydanoz, dereotu bunlar dayanıklıdır. Nane ısıyı gördüğü zaman zaten soğuk suyun kenarlarında yetişir. Sıcağı gördüğü zaman hemen özelliğini kaybeder. Şunu şöyle alalım. Bu biraz görüntümüzü efendim alıyor. Şöyle birkaç kaşık sıvı yağ bırakıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Burada bir sos hazırlayacağız. Detay girerseniz iyi olur arkadaşlar. Bir detay girin bakalım. Hah şöyle. Bir detay girin. Çıkmayın oradan. Şuradan kağıt alıyorum alttan da. Evet. Şöyle. Bir havlu alayım. Havlu falan hiçbir şey dayanmıyor bana. Şimdi efendim bir sos hazırlayacağım. Burada hazırlayacağım. Sos tabii ki önemli. Yağımız burada kaynıyor. Nedir o sosun içerisinde bulunan? Efendim bir tane soğan. 4 adet domates. 4 adet sivri biber. 1 kaşık salça. Yeteri kadar tuz. Efendim 2 bardağı yakında su kullanacağız. Hemen ocağımızın altında yakalım. Efendim su iyice kaynasın. Biz de burada onu hazırladıktan sonra köfteyi bir taraftan yoğuracağım. Bir taraftan da onu da yapacağım sevgili izleyenlerim. Çünkü eldiven giymem gerekecektir. Onun için şuraları bir toparlayalım.
Sevgili izleyenlerim, burada bir sos hazırlıyorum. Tabii ki soğanları doğradım. Soğanlar burada. Şimdi bir taraftan da tatlıları kızartacağım. Ve buradan da biberleri hazırlayayım ki hepsini tek tek yapayım bir arada. Çünkü sıralama bugün hepsini birini bitirip birine geçme olası öyle bir imkanımız yok. Hepsini birden bitirmeye çalışacağız inşallah. Evet, soğanı çok ince yemeklik doğradıktan sonra tencerenin içerisindeki yağla beraber birleştirdik. Yağ içerisinde yakmadan karamelize oluşuncaya kadar soğanları kavuruyorsunuz. İsterseniz içerisine bir diş de sarımsak ekleyebilirsiniz. O da serbest. Tabii ki bunun bir köftesi var. Köftesinin içerisinde neler olduğunu anlatacağım sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra da burada sosu hazırlıyorum. Bakın sosun biberleri ortadan ikiye kestim. İkiye kestikten sonra içerisindeki çekirdekleri aldım. Ve yuvaları boşalttıktan sonra şöyle minnacık minnacık bu minnacık bıçakla beraber bunları doğruyorum. Orada soğanlar istediğim kıvama geldikten sonra efendim biberler de ilave edip doğrayacağım. Ve biberler de şöyle bir yağla soğanla kavuruyorsunuz. Ve daha sonra onun içerisine bir kaşık salçayı ilave edip kavuruyorsunuz. Salçayı ilave edip kavurduktan sonra yine minnacık minnacık doğramış olduğum 4 adet domatesi ilave edeceğim. Ve domatesi de ilave ettikten sonra birazcık tuz ve daha sonra da üzerine 2 bardak su ilave ederek kıvama gelmesini sağlayacağım. Soğanların içerisine biberleri de ilave ediyorum. Biberler de 1-2 tur kavurduktan sonra şöyle efendime söyleyeyim. Bunun içerisine bir kaşık burada efendim salçamız var. Bu salçayı ilave edeceğiz. Salçayı ilave ettikten sonra şöyle evet domatesleri ilave ediyoruz. Ve domatesleri ilave ettikten sonra da salçayı kavurduktan sonra domatesleri ilave ediyorsunuz. Salçayı kavurduktan sonra domates ilave ediyoruz. Domatesi birkaç tur çeviriyorsunuz. Biraz yani özelliklerini kaybetmesi lazım domateslerin. Ve daha sonra da efendime söyleyeyim suyunu ilave ederek, tuzunu ilave ederek efendim sos kıvamına gelmesini sağlıyorsunuz. O orada sos kıvamına gelinceye kadar da siz de efendim köfteleri hazırlıyorsunuz. Köfte malzememizi de tekrar sayıyoruz. 400 gram dana ve kuzu karışımı kıyma, efendim içerisinde bulunan malzeme bir su bardağı ince bulgur. İnce bulgurun içerisine bir su bardağı su ekliyorsunuz. Bire bir olmak kaydıyla. Ve daha sonra bekledikten sonra yumuşatıyorsunuz. Şöyle 15-20 dakika yumuşaması gerekiyor. Ve içerisine yeteri kadar tuz, karabiber, efendim pul biber isterseniz ekleyebilirsiniz. Birazcık da maydanoz. Hepsini yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra efendim şöyle ceviz iriliğinde daha küçük de kullanabilirsiniz. Ceviz iriliğinde kopardıktan sonra bunları hemen kaynayan sosun içerisine ekliyorsunuz. Sosun içerisinde efendim hepsini ilave ettikten sonra 15 dakika pişiriyorsunuz. Zaten bulgur yumuşamıştır. 20 dakika bekletip yumuşatıyorsunuz zaten önceden ve hepsinin bir arada pişmesi için kaynamaya başladıktan itibaren 15 dakika bunların hepsini pişiriyorsunuz ve ondan sonra ocaktan alıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Evet, sosumuz burada. Evet, kavurduk. Domates, biber de kavurduk. Şimdi domatesleri ilave ediyoruz. Bunları da ilave ettikten sonra birkaç tur bunları soteleyeceğiz. Hemen suyu getirmeye gidiyorum. Unutturuyorsun bana sen be. Efendim şöyle kaynar suyumuzu da ilave edelim. Evet. Bu burada pişerken, tatlımız orada pişerken biz de bütün malzemeleri bir araya getirmeye çalışacağız inşallah. Efendim bir de uğraşmayayım. O tam kıvamında gelmiş. Bakın tam yoğrulacak kıvama gelmiş sevgili izleyenlerim. Şöyle bunları yoğurduktan sonra, kıvama geldikten sonra efendim bunları misketten büyük ceviz kadar parçalar koparacağız. Bunları güzel güzel hallettikten sonra beraber tam kıvamda sevgili izleyenlerim böyle ne kuru ölçüsüdür bu. Ölçüyü böyle yaparsanız bir problem olmadan köfteleri de hazırlamış olursunuz. Şimdi şöyle tatlıyı bir parti daha çıkardıktan sonra köfteleri de hemen efendim hazırlayacağım. Bir taraftan hazırlayıp bir taraftan da efendim pişmesini sağlayacağız. Ne var? Öyle mi? Efendim çok kısa bir reklamımız var. Hemen o arada da boş durmayacağım. Ve dönüşte yine oynaya zıplaya efendim güzel güzel bu yemekleri bitirmeye devam edeceğiz. İnşallah şimdi reklamlar efendim.
Efendim. Değerli izleyicilerim. Bakın hepsini bu arada Rabbime şükürler olsun. Vermiş olduğu bu güçle, bu kuvvetle, bu sağlıkla sizlere neler yapıyorum burada gördüğünüz gibi. Efendim bunları da hazırladık. Şöyle bunu da buraya bırakalım. Şunları da bakın hepsini güzel güzel hazırlamış oldum da. Bu niye böyle dağıldı burası? Böyle. Şimdi olur. O kadar çatlak su kaçırmaz. Köftemiz şöyle. Efendim istediğimiz kıvama gelmeye başlıyor. Bakın sosuyla beraber maydanozlu. Efendim neli. Rabbime şükürler olsun. Sizlere bugün yine neler yaptı sizin ustanız. Neler yaptı. Köfte var. Muhteşem köfte. Oh. Nasıl? Bir bulgur kokusu var böyle. Bir nefaset bırakmış var ya. Efendime söyleyeyim. Bir de o kuzunun kıyması kokuyor. Efendim bir de baharatlarınız, çeşitli baharatlar ilave edebilirsiniz. Tabii ki çok çeşitli baharatlar ilave etmekle de sevgili izleyenim çok lezzetli olacak diye bir kural yok. Efendim kaşar, süt, yumurta ve bunların hepsini bir araya getirdik. Üzerine ilave ettikten sonra da efendim fırına verdik. Kızarmasını sağlıyoruz. Kızardıktan sonra da zaten hemen İstanbul harici gönderemeyiz. Şunları, evet, müthiş bir soslu köfte sevgili izleyenlerim. Pratik, besleyici değerleri olan, evet çünkü bunu niye buraya alıyorum? Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz sevgili izleyenlerim. Her şeyden evvel biraz şöyle hazırlamış olalım. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Öyle mi? Tamam. Bir müsaade et. Hepsini halledeceğim. Niye hepsini halledeceğim? Şöyle, şunu şuraya alalım. Köftemiz burada. Efendim, anlattık. Doya doya anlattık. Köftemizin bir kısmı da burada. Ocağı kapatıyoruz. Sizin ekranda yapmak istediğiniz her şeyi hazırladık, yaptık. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın sabah inşallah görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık sevgili izleyenlerim. Bir termos oldu. Dışarı el yakmayan tencere.